Endi mana ven diagrammasi mavzusi bilan tanishamiz. Bizga 3 ta to'plam berilgan. A to'plam, B to'plam, C to'plam va universal to'plam. Universal to'plam mana bu to'plamlarni o'z ichiga oluvchi to'plam. Va bularning ven diagrammasi qanday qilib quriladi? Buning uchun A to'plamga bitta doira chizamiz. B to'plamga ikkinchi bir doira chizamiz. Va C to'plamga üçüncü bir dairanı çizamız. Ve çizdik. Bunu birincisini A ile belgeledik. İkincisini B. B toplam gelmez. Ve bana bunası S. S toplam gelmez olsun. Bunun taşları universal toplam gelmez. Ve tört bırçak çizamız. Tört tört bırçak. Ve bunu U ile belgeleyemiz. Universal toplam. Yani bana bu elementlerini toplamlarına taksimlap çıkarmız. Birinci A elementten başlayalım. A element. A toplamda ham var, B toplamda ham var, C toplamda ham var. Elbette üniversite toplamda ham elementler var. Demek A toplam, A element, A, B, C toplamlarına üçün umumiyken. Bana bir deyken. Yani bir deyken elementler A toplamda ham var. Bana A toplamda geçti. B toplamda ham var. C toplamda ham var. Üç arası üçün umumi toplam hesablanadı. Yani üç arasının kesişmesi. Ve A'nı şu yerge yazalımız. Yazdık. O keng element götürmemiz. B toplam. B element. B element ham her üç arası da var. B elementini şu yerge yazalımız. Şu yolu ben biz taksimle çıkarmız. C element. C A'ya tekişli. O bundan da uçuramız. Fakat A'nı özüge tekişli yani. Demek onu C elementini bana belgi yazalımız. Demek B toplamda tekişliyemez. Bana bunun taşkarısı da. C toplamda tekişliyemez. Demek C toplamda ham taşkarısı da. Fakat A'nı özüge tekişli elementdeki. Namba tekisi X. X A toplamda ham, B toplamda ham tekişli. Lekin C toplamda tekişliyemez. Demek bana belgiyken. A toplam için, A ve B'ler için umumi. A ve B'ler için umumi toplamda. Umumi elementler bana bu toplamda cahilleşken. C toplamga tegishli bo'lmasligi kerak. Demak, buni tashqarisida bo'lish kerak. C toplamni. X mana yerda bo'lish kerak. Keyin Z. Demak, dastlab A toplamining elementlarini ko'rib chiqyapmiz. Keyin qolgan toplamlarning elementlarini ko'rib chiqamiz. Z A toplamga tegishli, C toplamga ham tegishli. Lekin B ga tegishli emas. A va C ga tegishli. Va Z. Lekin B toplamga tegishli emas. B toplamning tashqarisida. Keyingisi 3 element 3 A va B ga tegishli, lekin C ga tegishli emas. Demak 3 mana bu yerda ekan. U elementlarni universal to'plamdan ham o'chirib boramiz. 3 Z ni ham o'chiramiz, Z ni yuqorida. Va keyingi element 4 element A da bor, B da bor, va C da bor. Demek 3 adası için umumiyken. Bunun 4'ünü bana belge yazalımız. Bak, nabattaki element 6. 6 A'da var. B'de yok. C'de yok. Demek, fakat A'da tekişliyken. Bunun 6'ını bana şu belge yazalımız. Nabattaki element D. Yeni A'daki elementlerini tükettik. Yeni B'deki elementlerine ötemiz. D. B'de var. Lakin C'de yok. Demek D element fakat B'nin özüge tekişliyken xolos. D'nin universal toplamdan uçuramız. Yeni nabat element 2. 2 B ve C'ler için umumi. B ve C'ler de var. Demek B ve C'ler umumi. Bana bu toplam umumi. Lekin 2 A'ya tekişliği emez. Demek A toplamının taşkarası da bu kere. Demek 2 bana bir de bu kere. Hemen yazdık. Nabat element 5. Qoldi bu yerda 5 faqat o'ziga tegishli. Lekin A'ga tegishli emas, C'ga ham tegishli. Lekin universal to'plamga albatta tegishli hammasi. Navbatdagi element A va B dagi elementlar chiqib bo'ldik. Endigi elementlarni ko'rib chiqamiz. Y. Y'ni o'ziga tegishli. Y ni yozamiz. Yana 1
Bak y'ni ham bu yerdan ham o'chirib boramiz. 1 1 ham faqat sini o'ziga tegishli. Mana yozdik, 1 ni ham o'chirdik. Demak, hamma elementlarni ko'rdik, o'chirmagan element qolmadi. Va mana bu yerda 2 ni ko'rganmiz, 1 ni ham ko'rganmiz. Demak, endi u va 0 o'chirilmay qoldi. U va 0 ikkita element universal to'plamda o'zigagina tegishli va universal to'plamga tegishli, lekin ABC to'plamlarining hech biriga tegishli emas. Demak, u va 0 elementlarini yoqqa yozamiz. Hosil bo'lgan diagramma Venn diagrammasi deb yuritiladi. ABC va mana bu u universal to'plamlar uchun mana bu Venn diagrammasi deb yuritiladi. Venn diagrammasi yo'lida biz juda ko'p hisoblashlarni qilamiz. Ko'p amallar bajarish mumkin. Mana masalan, mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin A to'plamining elementlarini. Mana bu doiraning ichida B to'plamining elementlari, C to'plamining elementlari. Masalan, bu yerda A va B to'plamlarining kesishmasini topishimiz mumkin. A kesishma B. Qayerda bo'ladi u? Mana bu to'plam A va B'lar uchun umumiy to'plam. Demak, X 3, A 1 4, 5 ta elementdan tuzilgan ekan. X 3 A B 4. Mana kesishmani elementlarini topdik. Kesishmani topdik. Yoki bo'lmasa, A va C to'plamlari kesishmasini toping. A to'plam mana bu to'plam, C to'plam mana bu to'plam. Ular uchun umumiy to'plam mana bu yerda bo'lyapti. Mana bu yerda to'plam bo'lyapti. Ular 1 2 3 ta elementdan tuzilgan. Z A B 4. Demak, A, B, Z. Bunu qanday tartibda yozilishini ahamiyati yo'q, to'plamlarda yozilsa bo'ldi. Kesishma S. Mana B bilan C ni kesishmasini topamiz. U mana bundan bo'ladi. B kesishma S. Demak, B va C ni kesishmasi mana bu to'plam. A, B, 4, 2. A, B. Bunu da sadece 2'ni yazalımız da, yeni 4'ni yazalımız. B ve C'lerin kesişmesini topladık. 3 adamın kesişmesi bana bana bir yerde. A, B kesişmesi. Demek A, B 4 elementlerden tutacak. Yani 3 arasının kesişmesini topladık. Rakip olmasa A toplamının tolduruşlarını tapıyorduk. Tarih. Hayatlarda uğraştık. A toplamının taşkarısı da gelin. Siz olar. 1, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 1, toplamının taşkarısı da gelin. Barçı şeyler. Ve onları yazalım. Demek 1, 5, 2, Y 1 U 0 yani demek A toplamını toldurucusu. Başka bir etken de universal toplamdan A toplamını yapıyoruz. A toplamının elementlerini çıkartıp başlayı yapıyoruz. Natiyada onun taşkarısı deki elementler kalıyor. Bu kengilerini tapamız. Başka A kesişme B kesişme S'ın tamamız. A ve B toplamlarının kesişmesi hayırda? Bana A ve B toplamlar kesişmesi bana bu toplam buraya yaptı. A S'ın diyeni bana şu toplamın S toplamdan taşkarısındaki elementlerini topşunmuş. S toplamdan taşkarısındaki elementler bana bunlar burada. 3 ve X. Venn diagrammasi yordamida juda ko'p amallarni osongina bajarishimiz mumkin. 3x. Mana bunday to'plam bo'ladi.